أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من جاء سلطان الأنبياء ومن جاء سلطان الأنبياء İnsana ne lazımdır? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her inanan kimseye, kadın olsun, erkek olsun, bilgi sahibi olmasını farz kıldı, buyurdu. Herkes gideceği yolu, seçeceği yolu bilecektir. Soracak ve öğrenecektir. İnsanlar için cahillikten daha ağır bir sıfat yoktur. Cahil kimse hayvan ile beraberdir. Hayvan bir yaptığını, ettiğini bilmez. Hayvandır çünkü. Yaptığının ve ettiğinin farkında olmayan bir kimse de cahil oldu mu, o da hayvanların sınıfına iner. Yalnız farkları ne olur? Birisi dört ayaklı, birisi iki ayaklı. Birisi dört ayakla koşturur, birisi iki ayakla. Farkları bulur. Peki, neyi bilecek? Faydasına olanı da bilecek, zararına olanı da bilecek. Faydasını ve zararını ayırt etmeyen kimse cahildir. Öyle. Yaptığı hareketin kıymetini veya kıymet derecesini insanın bilmesi lazımdır. Yaptığı hareketin iyi midir, kötü müdür? İyiyse çok iyi midir? Kötüyse çok kötü müdür? Diye bilmesi lazımdır. Kötüyse kötü amelini bırakması lazımdır. Kötülüğünü bildiği şeyi bırakması gerekir. İyi ise daha iyisini yapmaya çalışmalıdır. Müslümanlık nedir? Ne emreder bize Müslümanlık? Bize iyiliği emreder. Başka? Kötülüğü yasaklar. Ne kadar iyilik varsa Müslümanlık da vardır. Ne kadar iyilik varsa Müslümanlığın içindedir. Ne kadar kötülük varsa dünyada Müslümanlığın dışındadır. Müslümanlığın içinde bu kötülük vardır diyecek adam yoktur. Müslümanlık bu bir iyi bir şeydi de bunu bize söylemedi diyerekten Müslümanlığın öğretmediği bir iyilik de yoktur. Dışarıda kalsın. Unuttu Müslümanlar bu iyiliği. Diyecek bir iyilik de gösterilemez. Kimse çıkıp söyleyemez. Filan şey iyiydi de Müslümanlık bunu emretmedi. Bir kimse varsa söylesin. Filan çok iyi bir şeydi de Müslümanlık bunu unuttu desin. Olamaz. İnsanların yapabilecekleri gerek sözle, gerek vücutlarıyla, gerek paralarıyla
yapabilecekleri her iyiliği Müslümanlık öğretmiştir. Zaten insanlığa iyiliği Müslümanlık öğretmiştir. Ve hiçbir kimse de filan şey kötülüktür da Müslümanlık bunu yasak etmedi diyeceği bir kötülük de bulamaz. Bütün iyilikler İslam'ın içinde, bütün kötülükler İslam'ın dışındadır. İşte bu. Müslümanlığın manası bu. Hikmeti bu. Ve bir kimseye bir iyilik yaptığı zaman bir mükafat gelecektir. Karşılıksız bırakmayacaktır Allah Celle ve Ala. Ayağın bir taşa vurursa kendi halini bir çek et bakalım. Acaba bu ayağın bu taşa vurdu ne için vurdu? Onun da bir sebebi vardır. Bir kötülük, unuttuğu bir kötülük veya aldırmadan yaptığı bir kötülük oldu da ayağın taşa vurdu. Dünyada cezasız kalan bir kötülük eğer dünyada cezasız kaldıysa ahirette cezası vardır ve ağırdır. Dünyada cezasız kalan kötülük ve mükafatı verilmeyen bir iyilik de yoktur. Dedik ya, ayağın da taşa tokuşur. Şeyh Efendi durumumuz pek kötü. İş yerimiz bozuk. Ortalık kesat. Geçinemiyoruz. Her şeyimiz alt üst. Bize dua et diyor. Şimdi dua aklına gelen insan o da bir derece iyi insandır. Ben de soruyorum yahu işin bozuk dedi. Efendim sıkıntıdasın. İşin bir kesat gitmesi, işlerinin bozulması bu dünyada hiçbir şey sebepsiz olamaz. Ekmeden biçme olamaz. Yağmur yağmadan ot bitemez. Hasılı her şey bir sebebe bağlıdır. Senin bu işlerinin bozulması. Tabii biz küçük çark, büyük çark böyle dönerken sen tersine dönemez senin çarkın. Bütün dünyada büyük çark tersine döndü mü öteki küçük çarkların hepsi de ona tabi olur, onlar da başlar tersine dönmeye. Büyük çark düzgün dönerken hepsi de küçükler de onunla beraber güzel dönüyor. Büyük çark bozuldu mu ondan o yana hepsi de bozulur. Şimdi dünyadaki büyük çarkı döndürenler zulüm ehlidir. Tersinedir. Zulümle döndürüyorlar ve o zulmün yani adaletsizlik
ve haksızlık bütün her yerde bu olduğu için hiçbir memleket görmedim mi ki o memleketin ahalisi haksızlıktan, adaletsizlikten söz etmesin. Her yerde aynı şikayet, adaletsizlik var, haksızlık yapıyorlar, hakkınızı vermiyorlar diye efendim çok her yerde bu vardır. Demek ki bütün dünyada zulüm vardır. Zulümdür ki bereketi kaldırır. Zulüm ki efendim insanları birbirlerine düşman yapar. Zulümdür ki insanları birbirleriyle kapıştırır. Zulümdür ki insanları birbirleriyle muharebeye düşürür. Zulümden harplar doğar. Zulümden hastalıklar gelir. Zulümden kıtlık gelir. Zulümden her fenalık doğar. Her büyük günahların aslı da zulümdür, haksızlıktır ve adaletsizliktir. Onun için şeytan ilk baştakılara musallat olur, hakimlere, hükümdarlara musallat olur, onları zulme teşvik eder. Zulme teşvik eder, onlar da zulmeder. Zulüm bir memlekete geldi mi, o memleketin hayrı kaçar. Hayır biter, tükenir. Bereket kalmaz, muhabbet kalmaz, saygı sevgi kalmaz. Şimdi soruyorlar, ey birbirimizi sayalım ve sevelim, bir olalım. İmkanı var mı? İmkanı var mı? Zulüm olan yerde insanlar birbirleriyle barışır mı? Zalim ile mazlum barışır mı? Haksızlık yapabilen, efendim, hakkını alamayan kimse barışır mı? Kendisine zulmedeni mazlum affeder mi? Ezileni, kayırmayan, ezilenler çok olan yerlerde adalet yoktur. Ezenler bir yerde olduğu müddetçe o yer rahat olamaz. Ezenler ile ezilenler barışır mı? Kıyma makinesinin içerisine atıyor. Kıyma gibi çekiyor. Çünkü vakitinden barışsın mı? Barışır mı? O kadar zahmet, eziyet çekiyor. Adaletsizlik dünyanın çivisini koparttı. Şimdi orada muharebe, burada kavga, orada kıyakalada ile dünyanın demek ki her yerinde bu vardır ve netice itibariyle zulümden dolayı herkesin işleri kesat olmuş, tersine dönmüş ve şikayete başlamış. Ne yapacağını şaşırmış. Ben de diyorum ki yahu peki sana haksızlık yapıyorlar ama senin hiç haksız hareketin yok mu? Nasıldır seni yaratana karşı senin halin ve tavrın nedir?
ki benden dua isteyiyorsun. Cenab-ı Hak kulunu ne zaman gayrır? Onu tanıyıp da ona kulluk ettiği vakitinde Cenab-ı Hak elbette ki kulumu, mümin kullarımı ben gayrırım, zalimlerin elinde bırakmam diyor. İşlerini genişletirim. Bakan bir müşteri gelir bir mümine, bir seftah eder, o seftahı bir günde yetişir ona, olur iki günde yetişir, olur bir hafta yetişir, olur bir ay yetişir, olur bir yıl yetişir, bir seftahı. Ötekisine bakarsın, karınca gibi gireni çıkanı, gireni çıkanı çok, lakin elinde avcına bir şey yok. Eriyip gidiyor onu kul. Cenab-ı Hak mümin kulunu gayrır. Dünya ne kadar fesat olsa, işler durgun olsa, Cenab-ı Hak dediğimiz gibi bir müşteri yollar, en azından bir günlük nafakası çıkar, rahat. İşim az ama elhamdülillah bereketim çok. Senin işin çok ama bereketin yok. Sen işin hamallığını yaparsın, zor geçinirsin. Ötekisi rahat işler, işinde rahattır, bol geçinir. Anlaşıldı mı? Bu mühim meseledir. Az çalışır. Fesat ortalık ama fesat olsun. Bir müşteriyle Allah ona bereket yollar. Sen öte tarafta bin müşteriyle bin müşteriye hammal gibi çalışırsın, ezilirsin. Aldığının bereketi yok. Hayrını bulmazsın. Ya hekimler yiyecek, ya hakimler yiyecek elinden, ya avukatlar. Sen hekimlere, hakimlere para kazanmaya mı oturun bütün gün? Hayırsız para ol. Neden? Kulluğu yok. Allah ile arasını bozmuş o. O diyor, ben vakit bulamıyorum. İbadet yapmaya vakit bulamıyorum. Evet, sen iş hammalı oldun. İş hammalı oldun sen de. Onun için vakit bulamıyorsun. Lakin ibadetsiz kazancın hayrını da bulamazsın. Bir kaza gelir ya kendine ya çoluk çocuğuna, efendim Allah uzak etsin, hem kendi helak olur, hem eziyete düşer, hem kazandığı hammal gibi çalışıp da kazandığını da bir defada bitirir. Ha bakalım. Sonra gelip söyle, çalışıyoruz yahu, vaktimiz var namaz kılmaya, ibadet etmeye. Ya bana mı edeceksin sen bu ibadeti? Ben sana namaz kıl dediğim vakitte bana ne edeceksin? Allah'a kulluk edeceksin sen. Sana veren o. Bereketi verecek de o. Ehliyi verecek de o. Hayrı verecek de o. Onun ibadetine ne vakit ayırmazsın? Öyle faydası eden yemek yemeye vakit ayırırsın. 5 dakika ibadet için ayırsana, 4 rekat orada öğlen namazını kılıversene. Bu da benim Rabbimindir. Allah'a şükürler olsun. Verdiğinin bereketini, hayrını göstersin diyerekten elini açasın. Beni iş hammalı yapma ya Rabbi. Kulluğumun hizmetinde beni kullan desene ya. Ağzını açsana. Ey gafil insan, ey cahil insan, ey zalim insan. Onun için bütün bu kadar felaketler, harpler, dertler başına ateş yağıyor. O
orada duracak değil, o böyle dönen bir hava var, her tarafı dolaşır. Onun bütün dünyayı dolaşacak ateştir o. O da bitecek, tükenecek gibi değil. Rabbisine kulluk yapmak için vakit ayırmayanların başına düşecektir. İbadet et, namaz kıl, Allah'a kulluk yap dediği vakitte vaktim yok diyenlerin başına düşecektir. Çok şeyler düşecektir. Ya ateş fırtınası dolaşıyor, yeryüzünde dolaşacaktır. Yalnız Irak'ta kalıp, Irak'ta kalacak değil bize. Yok, yaklaşa yaklaşa dolaşacaktır. Keyif ağlarını bulacaktır. Haksızlık yapanları bulacaktır. Adaletsizleri bulacaktır. Zayıfı ezenleri bulacaktır. Hainleri bulacaktır. Yalancıları bulacaktır. Üçkağıtçıları bulacaktır. Sarhoşları bulacaktır. Zinacıları bulacaktır. Edepsizleri bulacaktır. Dinsizleri bulacaktır. İmansızları bulacaktır. İşaretleri var üzerlerinde. Melaike gösterip onların üzerine düşürür. Onun için bu söylenen meseleye dikkat et. Temiz yolu tut. Pis yollara girme. Pis işlere girme. Zalim olma. Haksızlığa razı olma. Dinini, imanını, şerefini gözet. Din şerefini ileri tut. İbadet et. Ey insan, kurtulasın. Değilse bütün dünyanın orduları üzerine senin perde çekse kurtulamazsın. Bu yetişir size.